Değerli izleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Boğaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir haftada en güzel haberleri sizlere verebilmek dileğiyle programımızı açıyoruz. Evet, 29. Kiraz Festivali'nin son gününde akşam çarşı meydanında konser düzenlendi. Kiraz Festivali de sona erdi. Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Garnizon Komutanı Deniz Albay Recep Şenveli, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boğaz TV tüm festival boyunca programları canlı yayınla sizlerle buluşturdu. Başkan Yılmaz Boğaz TV'ye katkılarından dolayı plaket verdi. Sevgili Lafzekiller, Lafzeki hep söylediğimiz gibi Lafzeki'de sevgi kazanacak, kardeşlik kazanacak, birlik, beraberlik kazanacak, Lafzeki kazanacak diyoruz. Çok şükür bugünlerde görüyoruz ki Lafzeki'de kardeşlik, kaynaşma, birlik, beraberlik, komşuluk, hemşerilik her zamankinden çok daha fazla. Özlediğimiz, istediğimiz, amaç edindiğimiz tabloda işte budur. Anlaşılıyor ki çok kökleşmiş artık. Geleneksellik kurumsallığa neredeyse dönmüş. 29. yıl uzun bir ömür demektir ama çok uzun yıllar devam edeceği belli bu köklerle birlikte. Başlangıçtan bugüne kadar festivali düzenleyen herkese ve şu anda kutlamakta olduğumuz festivali düzenleyen herkese, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Tabii Kiraz Festivali, oraya oturup da sergilenen ürünlere baktığımız zaman emin olunuz ki Erik Festivali gibi duruyor. Sayın Çanakkale Valimiz Ahmet Çınar'a, Sayın Milletvekilimiz İsmail Kaşdemir'e, Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'a, Sayın Boğaz ve Garnizon Komutanımız Aydın Şirin'e, Sayın Kaymakamımız İsmail Ayhan Tavlu'ya, Umur Bey Belediye Başkanımıza, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyelerine ve basınımızın güzide temsilcilerine ve tekrardan az önce söylediğim gibi siz Lafzeki halkına sonsuz mutluluklar diliyorum efendim. Ben darabiba, baba, ne paralandım aşk, aşk diye. Başından beri canlı yayınlıyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdülkadir Katran'ın yaptığı Adalet Oyunu Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda sahnelendi. Oyun izleyicilerden büyük alkış aldı. Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda yapılan ilk gösteriye Vali Ahmet Çınar ve eşi Ümmü Gülsüm Çınar'ın yanı sıra Çanakkale'nin zirvesi katıldı. Protokolün tamamının katıldığı tiyatro oyunu ayakta alkışlanırken tiyatro sonrasında değerlendirme yapan Vali Ahmet Çınar, geçmişte yaşadıklarına mizah katarak yazdığını söyledi. Sevgili Çanakkale'liler, sevgili tiyatro severler, bu akşam 14 Haziran akşamı Çanakkale Valimiz Sayın Ahmet Çınar'ın o muhteşem kaleminden çıkmış olan Adalet adlı tiyatro oyununu sahneliyoruz. Ben Sayın Valimizden böyle bir
oyun yazdığını öğrendikten sonra rica ettim. Sayın Valim, oyununuzu sahnelemeyi çok istiyorum dedim. Kendisi de sağ olsun hem beni hem de Çanakkale Sanat Tiyatrosu ailesini kırmadı ve oyunu sahnelememiz için bizlere izin verdi. Ve bu akşam muhteşem seyircimizle birlikte muhteşem bir oyuna imza atmaktan büyük onur duyuyoruz. Yolcu anıtında Türk bayrağı yeniden dalgalanıyor. Çanakkale'nin sembolü haline gelen Dur Yolcu anıtındaki bayrak yeniden dalgalanmaya başladı. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında kalan hem Anadolu yakasından hem de Boğaz'dan geçen gemilerden rahatlıkla görülebilen Dur Yolcu anıtı mekanizma arıza sebebiyle yaklaşık 2 aydır Türk bayrağı çekilemiyordu. Anıtın bayrak direğinin mekanizmasında arıza giderilmesinin ardından Türk bayrağı yeniden dalgalanmaya başlandı. Gelibolu'dayız bu kez. Gelibolu ilçesinde bir ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan MHP'nin eski kurucu başkanı ve aynı zamanda TEMAT'ın kurucu üyesi olan emekli Assubay Başçavuş Osman Erol 70 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Yaklaşık bir ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve Çanakkale Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi süren Osman Erol yaşamını yitirdi. MHP'nin eski kurucusu başkanı ve emekli Assubay Bay Erol için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazından sonra cenaze namazının kılınmasının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa askeri törenle verildi. Osman Erol'un cenazesine 2. Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ayhan Saygın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakim Mutlu, MHP İlçe Başkanı Kemal Ersöz ve MHP İlçe Yönetimi Eski Belediye Başkanı Cihat Bingöl, siyasi parti temsilcileri askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Değerli izleyiciler, Anadolu Kartallarından bayrak tepkisi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Türk bayrağını indirenlere bir tepki de Anadolu Kartalları Derneği'nden geldi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Türk bayrağını indirenlere Çanakkale'de tepkiler devam ederken bir tepki de Anadolu Kartalları Derneği'nden geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Kartalları bayrağı indirenleri kınayarak İstiklal Marşı ve andımızı okudular. Soytarak edenlere sesleniyoruz. Alın şimdi neredesiniz? Alın kefeninizle gelin. Şehit olmuş yüz binlerce kefensiz yatanların torunlarıyız. Mustafa Cemal'in askerleriyiz. Askerleriyiz. Biz biz biz. Mustafa Cemal'in askerleriyiz. Hatırlatır.
Lapseki Kiraz Festivali'nin ardından bünyesinde üreticilere yönelik tarım semineri düzenlendi. Akşam saatlerinde çarşı içinde tarihi çınar altında verilen tarım seminerinde Doktor Emin Akçay kiraz yetiştiriciliğinin neresindeyiz adlı seminer verirken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Bölümünden Doktor Mustafa Sakaldaş ise kirazda hasat ve muhafaza teknikleri konulu konferans verdiler. Sadece bizim bölgemizde değil tabi bu seneki felaket. Özellikle Denizli Honaz mesela bizimle aynı anda kiraz olan bir bölgeydi. O bölgede de büyük sıkıntılar var. Bursa bölgesinde de aynı sıkıntılar. Afyon'da daha da ciddi sıkıntılar. Yani yine biz bölgeler içinde en iyi bölgelerden biri konumda. Ürünlerini en iyi şekilde yetiştirip en kaliteli bir şekilde ürün elde etsin. Onun için de şimdi ben sözü Yalova'dan bizi kırmayan bu alanda gerçekten Türkiye'nin sayılı uzmanlarından Doktor Mehmet Emin Akçay'a veriyorum. Lapseki'de bizim bu ilk gelişimiz değil. Daha önceki yıllarda daha sık aralıklarla geliyorduk ama bilgisayara baktığımda en son 2008'de gelmişiz. Yani arada bayağı bir mesafe bırakmışız herhalde. Belli aralıklarla yine geliyoruz ama eğitim konusu olarak 2008 yılında en son burada sizle beraber olmuşuz. Tabi burada size kirazı öğretmek hiçbir zaman bizim niyetimiz değil. Başlığı da zaten ben kiraz yetiştiriciliğinin neresindeyiz? Yani biz neler yapıyoruz? Yurt dışındaki bazı ülkeler neler yapıyor? Dolayısıyla bu yılın tabii ki ekstrem bir yıl olması nedeniyle kiraz çatlamasına karşılık ne önlemler alınabiliyor diğer ülkelerde onlara değineceğim. Maksimum 14 bizim yaptığımız çalışmada özellikle yarı bodur anaçlar içerisinde en güzel performansı. Gökçeada'da engelsiz dalış yapıldı. Özgürlüğü Engelsiz Dalış Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk engelliler dalış merkezi oluşturuldu. 50 engelli bir ay önce ve bir ay boyunca çeşitli dalış etkinlikleriyle su altındaki dünyayı keşfedecek. Gökçeada Spor Kulübü tarafından yürütülen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun katkı sunduğu dalış merkezi ve Özgürlüğe Engelsiz Dalış Projesi Gökçeada ilçesinde tanıtıldı. Açılışta konuşan Gökçeada Spor Kulübü Başkanı Murat Suluoğlu, Engelsiz Dalış Projesi'nin hedeflerinin engeller için çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'de yapılmış en büyük organizasyon olarak görülen etkinliklerin her yıl düzenlenmesini planlıyoruz dedi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Birol Çotuk, projenin bilimsel ve teknik yönden Türkiye'de engelli dalışı konusunda önemli bir farkındalık oluşturacaktır diye konuştu. Toplantı sonunda engellilerin dalış etkinlikleri Gökçeada'nın sualtı güzellikleriyle tanınan Yıldız Koyun'dan başlatıldı. Proje kapsamında bölgede yaşayan 50 engelli katılımcı bir ay boyunca donanımlı dalış sporuyla tanışacak ve uygulamalı eğitimler alacak. Alanında uzman çok sayıda dalgıç tarafından yürütülecek uygulamalı eğitimlerinin sonunda engellilerin balık tutma şenlikleriyle projenin kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecek. Proje 15 Ağustos'a kadar devam ediyor. Lapseki'de yol çalışmaları da devam ediyor ve yapımı devam eden Çanakkale-Bursa Karayolu Ramazan Bayramı öncesi trafiğe açılması için çalışmalar hızlandırıldı. Lapseki ilçesinin içinden geçen Çanakkale-Bursa Karayolu'nun Ramazan Bayramı öncesi tamamlanması için hız kazanan çalışmalar, duble yol çalışmaları kapsamında kapatılan yol, eski asfalt sökülerek yeniden yolda çalışmaların bitirilmesi planlanıyor. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi mezunları derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilavda mezunlar bir araya geldi. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi mezunları derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilava eski ve yeni mezunlar bir araya gelerek eğlendiler. Yıl önce kurulan derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.
birlikte bir şeyler başarmanın bilincine ermiş olan bizler, sivil toplum olarak bir araya gelerek önce vatanımıza, sonra şehrimize, daha sonra ise bizlerin koluna altın bilezik takan okulumuza olan vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Şu anda okulumuzda okuyan öğrencilerimizi ve yeni mezunlarımızı hayata hazırlamak, hayatın acımasız şartları altında ezilmesini önlemek için derneğimizin çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Her yıl bir kez birlik ve beraberlik dayanışma yemeği, yılda iki defa doğa yürüyüşü, yılda iki defa kan bağışı kampanyası, satranç turnuvası düzenledik. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerimize aynı... Evet, Gelibolu'da da mezuniyet balosu vardı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne bağlı Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda 18. dönem mezuniyet balosu yapıldı. Hamza Koy Askeri Tesislerinde yapılan mezuniyet balosu üniversitelilerin şıklık yarışına sahne oldu. Balo okul öğrenci temsilcisi Anıl Güler'in konuşmasıyla başladı. Güler, geleceğimizde çok anlamlı bir yeri olacak olan Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'ndan güzel hatıralarla mezun oluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum dedi ve gece müzik eşliğinde devam etti. Evet, Avcılar'da başkan da değişti. Lapseki Avcılık, Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği'nde genel kurul yapıldı. Çarşı içindeki Avcılar Kıraathanesi'nde yapılan genel kurulda iki liste seçime girdi. Dışarıdan bir şey olarak bakıyorum. Daha önceki başkanımız Saffet Bey, Saffet Sarbut sağ olsun seçimi olan genel kurul olarak öne aldı. Seçime Sayın İsmail abimle katıldık. İsmail Arık çok sevdiğimiz bir domuzcu veya işte kuş avcısı olan bir abimizdir. İyi bir avcıdır. Onun tabii kendine göre görüşleri vardı ve çok başa baş, çok çekişmeli bir görüşme yarışma oldu. 12 oy farklı aldı. Çok az bir miktar tabii bu. O da olabilirdi, ben de olabilirdim. Allah hayırlısını etsin dedik hep beraber. Yine biriz. Madalyalar sahiplerini buldu. Çanakkale 1903 Beşiktaşlar Derneği tarafından düzenlenen satranç turnuvası sona erdi. Çanakkale 1903 Beşiktaşlar Derneği tarafından Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren yarışmacıların madalyaları verildi. 14-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen turnuvaya 24 kişi katıldı. Dereceye giren yarışmacıların madalyalarını Çanakkale 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Orhan Dom, Çanakkale 1903 Beşiktaşlar Derneği Genel Sekreteri Yıldırım Erkol, Tuğrul Bozkurt ve eski hakem İsmail Şen verdi. Evet, köy hayır yemekleri de devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak yaz ayları başında yapılan köy hayırları sürüyor. Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyünde yapılan köy hayır davetinde 300 kilogram pirinçten pilav, 150 kilogram tatlı ve 3500 ayran dağıtıldığını söyleyen Şevketiye köy muhtarı Seyfettin Turan, köyümüz sahil köyü olduğundan yaz aylarında nüfusumuz oldukça artıyor. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız hayır yemeğini okullar kapandıktan sonra yapıyoruz. Çünkü köyümüzü çeşitli illerden gelerek yaz tatilini geçirenler var. Köy hayır yemeğine katılan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.
değerli izleyicilerimiz, bu akşamki yayın akışımızda iki tane canlı program ekranlarınıza gelecek. İlki 19.30'da Kentim İçin, Kendim İçin sizlerle olacak. Ve Doğan Perinçek deprem sonrası değerlendirmelerle birlikte iklim değişiklikleri konusunda da bilgiler verecek sizlere. Bu programı lütfen kaçırmayın. Hemen ardından 20.30'da Sportmence canlı programıyla Fadıl Kurt ve konukları sizlerle olacaklar. Evet, bir ana haber bültenini daha böylelikle bitirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize mutlu haberler diliyoruz.